ülkenin birinde kendi halinde yaşayan bir adam varmış. Bu adamın kimse kapısını çalmaz, o da kimseyle hasbihal etmez, tek başına günlerini geçirirmiş. Geçirirmiş geçirmesine de aslında adamın içi kaynarmış. Kendi kendine bir plan hazırlamış. Ne yapsam etsem de bütün insanlar bana dost olsalar diye ince ince hesaplar yapmış. Bu insanların yanından geçsem bile beni fark etmiyorlar. Selam vermiyorlar. Ben de onların yüzünden her zaman yalnız başıma kalıyorum. Ama ben kendimi fark ettirmek için güzel bir plan hazırladım. Eğer planım başarıyla sonuçlanırsa benimle arkadaş olabilmek için sıraya bile girecekler. Adam kafasında bu düşüncelerle yolda, şurada, burada, rastladığı her yerde, önüne her geleni anlattıklarıyla planını uygulamaya başlamış. Arkadaşım, geçen gün Yüce Sultanımız hazineden yüklüce miktarda altını şuraya götürmemi istedi. Beni gönderirken de senden başkasına güvenmem, bu kadar altını emanet edemem, sen benim sağ kolumsun dedi. Gerçekten mi? Allah Allah, tuhaf şey doğrusu. Daha önce seni hiç padişahın yanında yöresinde görmemiştik. Ne yani? Bana inanmıyor musun? Saraya da girdim, padişahın bir numaralı adamı da oldum. Madem sultanın yakın adamısın, üstün başın niye perişan? Sultanın hangi adamı senin gibi gezinir ortalıkta? Şşşt! Herkes anlamamalı onun adamı olduğumu. Sadece senin gibi değer verdiğim insanlara anlatıyorum, anlasana. Adamımız söylediği yalanlara öylesine sıkı sıkı sarılmış ki işittiği laflar bir kulağından girip diğerinden çıkmış. Günlerden bir gün padişahın gerçekten de sağ kolu olan en çok güvendiği veziri koşa koşa padişahın huzuruna gelmiş. Sevgili padişahım, kulağıma bir şeyler geldi. Ortalıkta dolaşıp kendini sizin sağ kolunuz, en güvendiğiniz adamınız olarak tanıtan biri varmış. Allah Allah! Kimmiş bu adam acaba? Sen halkın arasına karış da öğren bakalım derdi neymiş bu adamın? Hemen efendim. Vezir, padişahın emri üzerine sıradan vatandaş kılığına bürünerek halkın arasına karışmış. Nihayet bizim adamımızla karşılaşmış. Hey yabancı! Ne iş yaparsın sen böyle? Nereden gelir, nereye gidersin? Ben uzak diyarlardan geliyorum. İşim, gücüm, varlığım yok. Sultanınızla görüşüp ondan bir iş isteyeceğim. Bak, çok şanslısın. Ben padişahın sağ koluyumdur. Ben söylerim sultana, sana uygun bir iş bakarız. Padişah beni kırmaz. Hay Allah senden razı olsun. Sen şimdi var git yoluna. Ama buralardan da çok uzaklaşma. Ben padişahla konuşur konuşmaz sana haber veririm. Vezir adamla konuştuktan sonra hemen padişahın yanına giderek olanı biteni anlatmış. Hemen o haddini bilmez yalancı adamı buraya getirin. Padişahın yanında çalışanlar adamı yaka paça onun huzuruna getirmişler. Ortalıkta padişahın bir numaralı adamıyım, sağ koluyum diye gezen sen misin? Adamımız köşeye sıkışmış bir halde korkudan tir tir titriyormuş. Hey yüce sultanım benim, aman yaptığımdan çok pişmanım. Peki neden bu insanları bu şekilde kandırmaya kalkıştın? Dikkat çekmek, İnsanların ilgisini toplayabilmek için efendim. Fena bir maksadım yoktu. Affedin beni sevgili padişahım. Seni niçin bağışlayayım? Bunca zaman insanları kandırdın. Yaptığından utanmıyor musun? Padişahım, aslında niyetim insanların birazcık dikkatini çekebilmekti. Sonra ben de söylediklerime inanmaya başladım. İşte o zaman yalanım büyüdükçe büyüdü. Geri dönülmez bir hal aldı. O halde sen iyi bir cezayı hak ettin. Atın şu yalancı adamı hapse. Yalvarırım size yüce padişahım, beni hapse atmayın. Eğer benim bir yalanımı daha duyarsanız
O zaman beni hapse attırın ve ömrümün sonuna kadar da orada kalayım. Ne olur sultanım. Padişah, adamın sözlerini dinleyip iyi niyetli görünen haline bakarak adamın söylediğini kabul etmiş. Hadi şimdi gözüm görmesin seni. Ama bir yalanını daha duyarsam vay haline. Kimse elimden alamaz seni. Bu sözümü sakın unutma. Adam tövbe edip padişaha dua ede ede saraydan ayrılmış. O günden sonra da kendi zararına bile olsa asla hiçbir konuda yalana başvurmamış. Yalan söyleyen kişi asla amacına ulaşamaz. Ulaşmış görünse bile kaybeden aslında her zaman kendisi olur. Ve hakikat eninde sonunda mutlaka ortaya çıkar.